Hocam hoş geldiniz. Şimdi programımızın özetini yapacağız sizinle beraber. Şu dakikaya Hı. kadar e, sistemik hastalıkları konuştuk, duygu durumumuzu konuştuk. Ya sistemik hastalık ne ya? Böyle saçma ne? Sapan. söyleyeyim size? Ne sistemik Ya bunlar neden insanları böyle yoruyorsunuz? İşte kronik sistemik ya. Değil ya. mi? Ne biliyorsunuz doktorlar bunlar. söylüyorsunuz ya hocam. Hocam şey... hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim. Ya <laughs> böyle şey hiç sevmiyorum ben. E siz doktorlar söylüyorsunuz. Ama Ben böyle doktor ağzını hiç sevmem ben. Hey nasıl konuşalım? Tam halk gibi. Halk gibi sorayım. Halk gibi zaten sistemik hastalık. Sistemik hastalık diye bir şey yoktur. Sistemik hastalık bütün vücudu etkileyen. Yani tamam demek. işte. Hangi hastalık bütün vücudu etkilemiyor ki? Mesela Alzheimer, ama... Alzheimer beyin hastalığı e, tamam, ama. tamam sistemik hastalık değil O da mi sistemik. Arada? Hayır mesela Alzheimer beyin hastalığı ama bütün mesela bağırsağı da etkiliyor, tamam. mideyi de etkiliyor. E zaten bütün hastalıklar her yere etkiliyor. Böyle sistemik falan. gözünse seveyim anlaşılmayacak konuşmayın lütfen. Peki o zaman açarak konuşayım. Ha. Tansiyon, şeker, ha. kalp, ee, esasında bunların hepsi esasında. Hep şey, romatizma. İltihaplı eklem romatizması ya da biz, iltihaplı eklem e, iltah ya şey da iltihaplı eklem hastalığı de. Siz doktorlar bunlara sistemik dediğiniz için biz mesela, sunucular da sistemik mesela, diyoruz. Mesela dinliyorum, romatolojik hastalık ne bilsin Bizim Ayşe teyze romatolojik hastalığı bilmez yani <laughs> bilmesi de gereksiz zaten. Bu zaten biz bunu böyle yaptık. Yani doktorlar böyle hep şeyler konuşa konuşa. Şimdi hasta gidiyor mesela bir şeyler konuşuluyor anlatılıyor. Hasta anlamıyor sonra diyor ki ne dedi bu adam yani. <laughs> Peki o zaman siz Buyurun. bize... Halk diliyle. Zaten yani sizi bu yüzden çok seviyor halk. Evet. Halk diliyle anlattığınız için. Tamam ben de şöyle sorayım Buyurun. o zaman. Ee, hastalıklara olan yatkınlığımızı. Yani genetik diyebilir miyim müsaade ederseniz? genetik. Evet ırsi. Irsi. irsi. Yani, yani anadan, babadan, ha, irsi. dededen, Eskiden geçen... biz diyorduk ki mesela. Senin hastalığın irsi kardeşim diyordum ben. İrsi ne demek? Senin anandan, babandan sana miras kalmış. Şimdi ne diyoruz mesela? Ben şunu da söyleyebilirim. Genetik ya da herediter. Ne anlayacak bu insanla? Anlamaz. Peki. Tamam. Irsi olan hastalıklarınızı... O zaman hastalıklarımızı... Türkiye'ye ihtiyacı var? Türkiye'ye yerli milli doktorlara ihtiyacı var. Sizin gibi. Anadolu'nun bağrından çıkmış insanlara Sizin ihtiyacı gibi. var. Monşerler değil. Sessizlik. Oo. Evet buyurun. Hocam alkış geliyor size. <laughs> evet neyse. Oraya ben girmeyeceğim. E, girme. Monşerlere girmeyeceğim evet. de yerli ve milli doktorumuz. <laughs> Doktor Şimdi mesela er ben bakıyorum mesela bazen full yapma dişler böyle renkler porselen falan biz normal bak dişimiz yamuk yumuk yani bizim böyle bir şeyimiz yok öyle bir şey yani biz hani daha normaliz halk gibiyiz tamam mı yani halkın da şeyini anlıyoruz yani ne demek istiyor ne yapıyor. yapıyor tutabiliyoruz abi. e, tutabiliyorsun çünkü oradan geldik biz bizim onlara ihtiyacımız var ve Türkiye kurtaracak onu geleceğe taşıyacak Anadolu evlatlarıdır bunu da bilin Peki. O Buyur. zaman ben sorularım bugün daha... E, genelde ben aslında hep öyle sorarım. E, sor artık musunuz? ya. E, sordum hocam. Buyurun. Şimdi insanlar... Beni çok sevdiğinizden mi nasıl... hiç sevmediğinizden mi Hangisi? Derici delici sevdiği deliği yıpratırmış. Teşekkür Yerden ederim. Yerden yere çalarmış derler. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olunuz. Şimdi, Hastalıkları olan yatkınlığımızı nasıl azaltabiliriz? Şimdi, Atadan dededen geçen. Bir kere tansiyon irsi. Yani ana da baba da varsa neredeyse yüzde yüz geçiyor. Anan baban obezse senin obez olma ihtimalin de yüzde yüz. Yani mesela ailede obezler var. O zaman bunları bilmek lazım. O zaman her şeyin Alzheimer irsi, kanserler, meme irsi mesela. Prostat irsi bir hastalık. Kalın bağırsak kanseri irsi. O zaman her hastalığın genetik kökeni var. Peki bunları nereden bileceğiz? Mesela ailenizde şizofreni var irsi. ...depresyon irsi, bipolar irsi... ...mesela ben soruyorum bipolar mısın diyor. ...evet annen de mi öyle diyorum... ...evet annem de öyle diyor... ...kaçınılmaz Tabii, son kaçınılmaz. Yani. yani... ...bunlar ailesi... ...sen annene benzemiyor musun? Benziyorum... Huyum suyun benzemiyor mu? Benziyor... ...hatta büyüdükçe ulan diyorsun aynı o gibi oldum... ...yani Aynen. bu sefer o zaman armut dibine düşer... ...onun için biz ailemiz gibiyiz... ...bu huyumuz da öyle, suyumuz da öyle... ...saç rengimiz, göz rengimiz her şey ailemize benziyor. E bir nokta. şey için mücadele etmeyelim o zaman. Ya şöyle bu bileceksin. hastalıklardan korunmak. Şöyle. Şimdi sen mesela şişman bir aileden geliyorsun. Şişman bir aile ne biliyor musun mesela? Şişman ailenin özelliği yemeği çok sevmesi, vücutlarını yakmaması. Suçu yok, yemin ederim suçu yok. Yani ekonomik mod insanlar bunlar. Ya az yakıyorlar. Şimdi sen diyor ki mesela adam, ya hocam diyor ben hakikaten bir şey yemiyorum diyor. Ya doğru söylüyor mesela bazı insanlar geliyor. Şişman, sen ne yiyorsun diyorum. Hocam de az yiyorum diyor. Baktım yazdıklarına gerçekten bir şey yemiyor. Ama vücudu yakmıyor. Sen bu adama diyet versen bile zaten vücudu yakmıyor ki. O zaman bu adama daha çok ne vermek lazım? Egzersiz tavsiye etmek lazım. Hmm. Anladın demek istediğimi? Yani şöyle bir şey yok. Yeme. Zaten adam yemiyor. Onun için ne yapmak lazım? Arkadaş sen egzersizlerini daha ön plana e, tut demek e, daha iyi olacaktır. Yani herkese göre mesela damar sertliği. Bazı aileler var damar sertliği, e, irsi sigara içmiyor. Tansiyonu yok, şekeri yok ama damarlar sertleşiyor. Çünkü irsi bir hastalık. O zaman ne diyorum ben ona? Diyorum ki egzersiz yap. Bir de diyorum şey yeme çok. Tereyağı çok yeme, kaymak çok yeme. <laughs> Ondan sonra eee eti yeme diyorum. Çünkü kolestrollü. Şimdi bakın nasıl biliyorsunuz? Sizin kolesterol almanızla ...irsi damar sertliği olanın kolesterol alması çok farklı. Sana bir şey olmaz ailende yoksa. Ama ailende damar sertliği varsa bir de üstüne yağlı yiyorsan, bir de sigara içiyorsan, bir de tansiyonun varsa o ne olur biliyor musun? O tereyağlı ballı ekmek olur o. O zaman herkese mesela bazen doktorlar görüyor. 28 yaşında çocuk kolesterolü biraz yüksek. Ailede hiçbir ani ölümü yok. Ya boş ver. Boş ver. Hiç ilaca bile gerek yok. Ama ailede ani ölümler var. Kolesterolü yüksek sigara içiyor patlar bu. Bu patlar. Yani ne risk faktörleri Yan yana gelmiş. O, o zaman ona kolesterolü ben yazıyorum işte. Çünkü diyorum sen patlarsın hmm. koçum diyorum. İşte anladın değil mi? Yani, yani iş... herkesi hikayesine göre değerlendiriyorsunuz. Tabii ki. Mesela ailede ailede ani ölümler var. Mesela 35 yaş ölümler var kalp durmasıyla. Çok ciddi bir hastayla karşı karşıyasınız. Hmm. Bu patlar. O zaman modern yaşam hocam. Bu kadar çok e, kirli bilgiye bu kadar çabuk evet. ulaşmamız hayatımızı olumsuz Şimdi etkiliyor. Şimdi mesela bazen bir hekim geliyor. Diyor ki kolesterol kötü. Kolesterol iyi. Adamına göre kardeşim adamına göre. Mesela bazen bir kadına gül verirsin kafana atar. Sevmiyordur gülü. Der ki kardeşim bana gül verme sevgine ver geç bunlardır der. Bazen de bir kadın gülü sever adamına göre. Herkes aynı değildir. Değil. Lüzgünüm. Biz hep böyle genel geçer konuştuğumuz için hata yapıyoruz. Mesela duygusal erkek de var. Duygusal olmayan erkek de var. Hani o zaman adamına göre. Ama ikisi göre. de erkek. İkisi de erkek. Çok var ya piyasaya çıktığı birçok çeşidi var. O da öyle. Doğru. Peki bağışıklık sistemimizi güçlendirecek bir, bir şey var mı? Çok interferonu arttırıyor ki seks yapan insanlarda grip olmuyor kardeşim. İşte şuydu buydu çörek otluyu tamam eyvah doğru hayatımız kardeşim. Hayatımızda kimse yoksa ne yapacağız bağışıklığımız hep düşük mü? Ha o zaman seni birileri sevecek. E seven birisi yoksa ne yapacağız? E ben ne yapayım o senin sorunun. <laughs> seni biri sevmiyorsa bir otur kendine bak. Yani bir önce biliyorsun. Hocam ama her zaman hayatımızda bir ruh eşimiz bizi seven biri olmayabiliyor. Olmayabilir e vardır birileri. Her zaman bir B planı olsun Burcu'nun <laughs> yani. Hayır şöyle bir şey söylemek istiyorum. Her zaman hayatta seni seven insana olsun. Gelelim bağışıklık sistemine. Gerçekten de bağışıklık sisteminde cinsellik çok önemli. Bu bir. Bana biri dese ki bir gün ikinci ne biliyor musun? Sıcak duş. Savuna. Bunlar bağışıklığı 5 kat arttırıyor. Onun için yarın öbür gün grip olduğunuzda ya bir battaniye çekeyim üstüme. Çocuklarda bunu yapmıyoruz. Çünkü havale geçirme ihtimali Allah var. Kısmı. Ama evet. ateş olup eğer çocukluk çağında değilsen yani 10 yaşına kadar süre değilsen çek battaniyeyi al bir güzel sıcak duş git bir savunaya bağışıklığı 10 kat arttırıyor. Onun için o ıhlamur içmek, battaniyenin altına girmek, ısınmak en güzel bağışıklığı arttırıyor. Şey. O zaman cinsellik bir. İki ne? Sıcak. Peki ileri yaş içinde mi cinsellik? Evet. Cinsellik hep her zaman bir şey söyleyeyim mi? Cinsellik kalp krizini önlüyor. Kanseri önlüyor. yapabileceği en sağlıklı şey cinselliktir. Ve yaşı yok bunun. İster 75 ister 80. Nasıl yaşı yok hocam? Yani, yani yok. Doktor olarak bunu söylüyor evet, olmanız. Kardeşim. benim insana en çok önerdiğim şey ne biliyor musunuz? Cinsel hayatınızda ilk sorduğum şey bu. Çünkü cinsel hayatı iyi olan kadınların ağrısı yok. Başı ağrımıyor. Helmik ağrı olmuyorlar. Çünkü cinsellik birçok şey götürüyor. Erkeklerde öyle. Depresyon olmuyor. Bir şey sana söyleyeyim mi? Büy büyük bir cümle. 10 bin tane antidepresana bedeldir. Ama nasıl yapılmalıdır? Rutin ve yani haftada bir değil. Mesela bazen diyor ki çarşamba gün öyle seks olmaz. Hocam kırmızı nokta programı gibi Kırmızı nokta değil. Bunu bu toplumun konuşması lazım. Hatta konuşmaya konuşuyor böyle oldu bu. Kadınlar da öyle. Kadınlar cinselliği bir takmin olarak evet erkekler ama bir sağlık olarak yapmalıdır. E tabii yani bir doktorla sağlık, konuşuyoruz. Sağlık, yani Doktor tavsiyeleri alıyoruz. Hatta ben bazen partnerlere diyorum. Bu diyorum cinselliğin şu anda yaptığımız yüzde ellisi güdüsel yani şehvet için, zevk için ama yüzde elli sağlık için diyorum. Bu lafını unutma. Peki başka ne aktif bir cinsel Bağışık... yaşamınız varsa zaten bağışıklığınız güçlüdür diyorsun. kesinlikle aktif cinsel hayatı olanlar bağışıklık sistemleri hep aktif oluyor canlı oluyor grip olmuyorlar soğuk algında olmuyorlar He. başka kim şey arttırıyor ne on adı bağışıklı keselenmek mutlaka kese yaptırın Haftada bir mi yaparsınız, 15 günde bir mutlaka o kesi, o hareket yani kuru olsa bile derinizi bir şeye sürtün, yani lifle mi sürtersiniz Ben tarakla sürtüyorum bazen yani bir şeye sürtün. E cildimiz mesela hassas ve dermatite e o yatkınsa. o zaman, o zaman ipekle yaparsan, bir bir şey lazım. Bir şey yapmak lazım. Ve çok önemli bir şey söyleyeyim masajda. Tarakla mı sürtüyorsunuz? E ne yapayım? Ha bir şey yok, tarakla sürtüm. Ne yapayım yani? <laughs> Camiye. Allah Allah. Hayır gerçekten... ne yapayım yani? Ona gidip parayla lif mi alacağım ben? Tarak var, tarakla sürtüyorum. Onun bir şekli var mı yoksa böyle ya böyle... Sürtüyorum şöyle tarıyorum işte güzelce. Bütün vücudu. E ne yapayım? Olduğu kadar. Başka biri varsa tarattırıyorum. Peki. <laughs> Sağlık açısından bu da bağışıklığı <laughs> evet, güçlendiriyor. Evet. evet. Başka? Ha, e, masaj çok önemli. Başkasına yaptıramazsanız bile kendinize mutlaka masaj yapın. Ha, mutlaka vücudunuza masaj yapın. yani. Tamam. Masaj çok önemli bir şey. E, bir de yazın ve kışın ee, şoklamak nasıl mesela yazın denize girenler kışın hasta olmaz hmm. şoklamak çok önemli onun için mutlaka yazın deniz yapın ee, o bizim için çok önemli ama e, asla saçları e, ıslakken dışarı çıkmayın o mesela hasta eder çünkü orada vücut çok büyük bir stres alıyor üşüyorsun onun için o zaman sinüzitte olursun gripte olursun zatürrede olursun bunlar büyükler tavsiyesidir evet, aynı zamanda onun için kapı eşinde durmayacaksın o da hava akımı yapıyor. O da hasta eder insanı. Ondan sonra terli terli su içmeyeceksin. Çok önemli. Bir de kışın boğazını sıcak tutacaksın. Çünkü burada bademcikler var. Onun için kışın mutlaka bir boyunluk takın. Çünkü buradaki lembezlerin çalışması için ısı lazım. Boğazı koruyun. Hı hı. Bu da çok önemli. Boğazı koruyanlar soğuk algını zor olurlar. Bir de bağışıklığı arttıran en önemli şey de ağza burna su vermek. Tuzlu su olunca daha iyi. Normal abdest de bunu yapıyor. Yani ağza bunu çalkalamak. Onun için tuzlu su mükemmel bu konuda. Yani biraz su yani içine tuz atarak yaparsanız tamam. iyi. Ama normal abdest de bağışıklığı arttıran bir şeydir. Bunu da unutmayın. Peki bağışıklığı düşüren en büyük etkenlerden bir tanesi uykusuzluk. Uykusuzluk. Buna nasıl çözüm bulacağız? Şimdi vücut şöyle bir mekanizması var. Her gün 7 saat uyumak ideal. Evet. Ama gün içinde de olabilir. Mesela 2 saat kestirmek, Akşam 5 saat ya toplam 7 saat deniyor. Hani tam bir 7 saat değil bu. Kesintisiz 7 saat değil. Hayır değil. değil. Bir, peki hocam ben 5 saat uyuyorum işime gidiyorum. Bazı Hı -hı. insanlar mesela 11'de 12'de yatıyor 5'te kalkacak işine gidecek. Ben. O zaman da hafta sonu uyku telafi ediyor. Vücut diyor ki cumartesi pazar 10 saat uyu. O zaman haftalık 7 kere 7 49 ya 50 saat uyku gerekiyor. Öyle düşüneceksin. O zaman hafta sonları kaç saat uyu? 12 saat uyuyor. Hafta işleri de 5-5-5-5 tam onu tutturuyorsun zaten. Yani genel bir geçer kural yok. Onun için ezbere konuşmayacaksın hayatta. Hani mesela diyoruz ya biz günde 7 saat uyuyacaksın. Nasıl uyuyacaksın 7 saat? Uyuyamayabiliriz. Ben bazen 5 uyuyorum. Bazen 8 uyuyorum. Ne yapacaksın ama total bir sayıya ulaşacaksın. Yani matematik 50 saatse haftalık yeter. Derin uyku için bir öneriniz var mı? Derin uyku için önerim. Şurada şeye battım ondan. Şöyle şey Çıkartın isterseniz. Sen... Şey oh. Ben de bir şey böyle bir şey yaptım mı? Ben çamaşırlar ve etiketlerini keserim. Rahatsız oluyorsunuz. Gıcık tamam. ediyor beni. Ben hayatta ben, de hiç sevmem, ben rahat musunuz? adamım abi. Benim oturduğum yer rahat olacak. Rahat, aynen. Oturduğum insanlar rahat olacak. Ben yoksa böyle şey ben, batıyor bana her şey. Bana da hocam. Ben de ne yapıyorum hemen? <laughs> Şimdi gerçekten ben de öyleyim. <laughs> evet. Etiketi hemen kesmek isterim. Bak ne kadar ortak yönümüz var. Evet. Neden bu güzel bir sonuca dönüşmüyor sence? Ne gibi? Ne bileyim ben. Öyle aklıma geldi. Devam ederim. Sorunuzu sordum ortak yönlerimiz var ya. Ha. Güzel bir şey bu dostluk arkadaşlık için. Evet hocam. Ben de etiket kesiyorum sen de. En iyi evlilikleri. <gülüyor> <gülüyor> en iyi evlilikleri. Hocam ortak yönümüz etiket kesmek. Keşke herkesin bu kadar bir ortak yönü olsa. Ya tutunacak bir yerimiz var. Evet haklısınız. Vallahi billahi. Bazen bir eşlere soruyorum ortak bir şeyiniz var mı yok diyorlar. Bu evlilik gider mi gitmez. Doğru. En azından biz bir yerden tutturduk bak etiketleri kesiyoruz. Peki soru neydi efendim? Uyku. Derin uyku. Derin uykuya geçmek için en güzel şey bazıları süt önerir, Evet bazıları ceviz önerir, fındık da işe yarıyor. Yani yatmadan önce biraz ceviz fındık hakikaten işe yarıyor. Ee, tabii Türkiye'deki en büyük sorun çay kahve, çay kahve içmemek lazım. Kesinlikle çay kahve uyku kalitesini bozuyor. Peki e, günün hangi saatinden sonra? Saat, akşam 8'den 9'dan sonra kay, çay kahve içmeyeceksin akşam 8-9'dan sonra. Yani, ee, çok iyi. Yani içmeyeceksin. Yani. Çünkü kahvenin etkisi buzuyor. Bir saat, iki saat uzuyor ve yüzler uyku yapıyor. Bir de e, uyku için e, mesela şey de çok yalan. İşte her yer karanlık olsun. ama bazı insanlar tam karanlıkta uyuyamaz. Mesela benim bir sürü tanıdığım var. Televizyonda uyuyanlar var mesela. Orada gürültüyle uyuyanlar. O zaman nasıl kendinizi rahat hissediyorsunuz? Mesela benim bir yastığım var. Onunla uyuyabiliyorum. Koyun var, var benim. Koyun alıyorum. Koyunla uyuyorum mesela. Ben öyle uyuyabilen bir adamım. Yani herkesin bir tarzı vardır. O için genel geçer bir şey yok. Yani, yani herkesin. Yani bu dayatmalar. E, Hayır, yani herkesin yalan. geçerli. Hepsi yalan. Ha mesela bazı ılık duşla uyuyabilen var. Ilık duş alıp uyuyan var. Mesela duş alıyor, vücut rahatlar duş alınca... E, hepsi yalan derken hocam, siz yani ya, bütün şeyleri de çok atmış tamam oluyorsunuz. böyle hayat mı yaşanır zaten? Mesela sabahleyin kalktı? 3 tane zeytin yiyeceğim. Ya böyle hayat mı yaşanır? Zeytin de yiyeceğim, peynir de yiyeceğim, bal da yiyeceğim. ...bakacaksın ya kafana göre bir şey. Orada tek lafımız neydi? E, doymadan kalkmak. Hani hmm. konuştuk ya doymadan kalkacağız Kalmadan. yani ha, tıka basa yemeyeceğiz falan. Mesela karbonhidrat mesela çok ekmek yerseniz mesela çarpıntı olursunuz. E düşün e, 4 bardak çay bir de üstüne 4 dilim ekmek o zaman güm 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 o zaman tansiyonunuz yükselir. Ben mesela diyorum ki kaç bardak çay içiyorsun iki o zaman ekmeği az yiyeceksin diyorum. Bunun gibi basit önlemler gibi. Evet biraz sonra çocuklarımızla konuşalım. Çocuklarımızın daha zeki ve özellikle bağışıklık sisteminin güçlü olması için ne yapmamız gerekir? Sonra biraz özel hayatlara da gireceğiz böyle mutlu evlilik. Kimin özel hayatına senin mi benim mi? Hiçbirimizin hocam genel. Ha genel. Ama siz illa bir özel hayata girmek istiyorsanız ona gireriz. Kardeşim senin zaten kendi bir, bir laf vardı ya kendi ilacı olsa kendine sürermiş. Evet. Önce kendimizi eleştirelim. Ne? <laughs> Ne yapalım girmeyelim mi? Ha girelim mi? önce kendimizden girelim yani. Kendimizden ne girelim. Ne haklar yedik sonuçları ne oldu? Önce kendimize bir girelim. Bakalım hocam bir, bir reklama bakalım. gidip gelelim. Sonra. Evet Profesör, profesör Doktor Oytun başla beraberiz. Çocuğumuzun daha zeki olması için, bağışıklık sisteminin güçlü olması için ne yapmamız gerekir? Yine ilginç bir şey söyleyeceğim. Aşk çocuklarının bağışıklık sistemlerinin çok daha iyi olduğu biliniyor. Bu bir. Yani Mantık evliliklerinden ne çıkar bilmiyorum. Ama eğer aşk evliliyse bağışıklıkları daha iyi oluyor. Ee, kadın ve erkek birbirinin kokusunu seviyorsa yine çocuğun bağışıklığı iyi oluyor. Ya yani o çocuk olmak için oluyor. Yani doğa bizi yönlendiriyor. Yani kokusunu sevdiriyor. Aşık ediyor bizi. O zaman demek ki bu çocukta çok değerli. Çocuğumuzun bağışıklık sistemi için çok önemli bir şey lazım. Çocukların ne yazık ki et yemesi, yumurta yemesi ve süt içmesi gerekiyor. Ya yani proteinleri gıda almazlarsa boyları da uzamaz, bağışıklıkları da iyi olmaz. Çok ilginç bir şey var et yemeyen çocukların bağışıkların çok kötü olduğu ve alerjiye daha yatkın olduğu biliniyor. Onun için mutlaka kırmızı et yiyecekler. Mutlaka yumurta yiyecekler. Çünkü en iyi protein kaynağı biliyorsun. Et, süt, yumurta. Hem de biliyorsun B12'nin tek alındığı yerde hayvani gıdalar. Onun için çocuklarda asla vegan diyetlerin ya da vejeteryan diyetlerin uygulanmaması gerekiyor. Onun için proteinli gıda çok önemli ve çocukların spor yapması yine uyuması lazım. Bir de çocuklarda çok önemli bir şey daha var. Çocuklara özellikle küçükken her gıdayı tattırmak da bağışıklıklarını çok güçlendiriyor. Yani nasıl? Gluten de alacaklar, kazeyin alacaklar. Her gıda, fındıkta, fıstıkta her şey yedirin. Yani küçükken e, kümes hayvanlarını da ellesin, köpek de alıverin, kediyi de ellesin. Alerjik zaman, olsalar da mi? Bakın İlk 3 yaş 4 yaş bunları yaparsanız çocuk alerjik büyüye sahip olmaz. Alıştıra alıştıra. Mesela hmm. gidip hemen tavuğun içine sokmayın. İlk gün ne yapın bir bir sevdirin bitti. Bir hafta geçsin biraz daha civcivi sevdirin sonra tavuğu sevdirin yavaş yavaş. Mesela polen de öyle. Doz doz. Doz doz. Mesela gidip bir çam ormanın içine atmayın ilk gün. Ama bir gün bir çam ormanın yanından bir geçirtin yürüttürün. Bunu hiç yapmazsanız ne oluyor biliyor musunuz? yıl 16 yaşına geliyor. Hiç çamla çalışmamış polenle. Bir giriyor çam ormanına. Her yer kıpkırmızı. Döküntü oluyor. Hmm. Anladınız mı? Onun için her şeyle ne yapmak lazım? Tanıştırmak gerekiyor. Peki. Çocuğumuz çok sık hastalanıyorsa. Ee, ve çok sık hastalandığı zaman da mecburen de antibiyotik veriyoruz. Evet. Antibiyotik verdiğimiz zaman da bağışıklık sistemi düşüyor. E, antibiyotik vermezsek iyileşemiyor. Şimdi sevgili bu zinciri nasıl kıracağız? Bebekler... İlk 6 ay analarından geçen bağışıklıkla çok iyi idare ederler. Anne sütü de bağışıklık taşır. Onun çocuk süt emerken ve ilk 6 ay hasta olmaz. En sağlam ay ilk 6 aydır. Taş gibidir çocuk. Ama daha sonra kendi bağışıklığı bir yaşından sonra çalışır. 6-12 ay arası boş kalıyor. Onun için bebekler 6 ila 12 ay arası hastalanmaya ne yazık ki çok yakındırlar. Hatta biz buna süt çocuğunun geçici hipogamma globinlemesi deriz. Şimdi halk ne anladı hiçbir şey. Sonuç 6-12 ay arasında çocuklar zayıftır bağışıklığı. O zaman ne yapman gerekiyor? Bağışıklığı arttıracak şey ek besinlere geçmek. Ek besinlerin içerisinde bağışıklığı arttırmak için de mutlaka yumurta sarısı ve yumurtayı kullanmak çok iyi etkiledir. <laughs> yumurta sarısı. Yumurta sarısı. Bir de bizim özellikle özellikle balık ...burada çok etkilidir. Yine... ...çok az da olsa... ...çok az da olsa... ...şey demeyeceğim ama biz eski anamız bize beyin falan... ...kelle paça yedirirdi. Probiyotik vermek. Yani 6-12 ayken... ...kelle paça değil ama özellikle... ...zeytin. Blender'dan geçilip. Siyah zeytin. Ondan sonra... ...yine yeşil zeytin. Hatta birazcık turşu suyu. Hatta birazcık... ...yoğurt gibi. Hatta birazcık... ...kefir gibi. Hatta birazcık... ...tarhana çok önemli. Bakın... 6-12 ayda ekmesine geçiyorsun ya. Evet. Tarhanayı eklemek. Tarhana çünkü çok iyi bir şey. İçinde yoğurt falan var ya tarhana. Çok iyi probiyotik. Onun için tarhanayı koymak lazım. Daha sonra bu çocuklarda bazen de çok hasta olanlar var. Çok ama hasta olanlar var. On Onlar... Hiçbir yere çıkamıyor. Bir defa ...bazen böyle şey yaptığımız oluyor. Ama e, şu çok önemli... ekmesin deyince benim ilk aklıma gelen tarhanadır. Öyle için, mi? Evet, evet, evet. Kıymetlidir çok. Çünkü içerisinde e, gerçekten... Bir de haşlama sebze yapacaksınız. Haşlama ne onlar? E, havuç, haşlama brokoli blender'dan geçeceksiniz. Tarlanı da koyacaksın içine... ...tıkacaksın ağzına. Ve bir yaşında da masaya oturacaksın artık. Hmm. Seninle beraber yiyecek, bitti. Onun anneler çünkü hep rondodan geçirip veriyoruz. çocuk mesela tükürüyor devamlı. Yutma refleksi gelişmiyor. Bir yaşına geldi mi bizimle beraber yiyecek. Boşver Döksün saçsın. Biz dökmesin ver. diye kendimiz hayır, yediriyoruz. Hayır. Hayır. O elinden, o çünkü motor becerisi gelişmesi lazım. Peki. Ben bir gün köyde bir eve gittim. Çocuk iki aylık. Anası bulgur pilavıyla yoğurdu aldı da <laughs> cart diye verdi. Ben ona tıp okuyorum. İki aylık. İki aylık çocuk. Çocuk şıpır şıpır yedi. Nasıl yer? Yedi ya yuttu. Yutar abi. İki aylık. E, yiyorum, yutmaz mı? Şimdi insana bakıyorum ben ya yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi insana hazır mama yettiriyor ya. Evet. Bu çok büyük bir, bir sıkıntı o. Hani hazır mama yerine mesela biz eskiden pirinç unu önerirdik. İçine mesela derdik ki pirinç unu yap işte süt koy, ee, inek sütünü ya da keçi sütünü sulandırırdık. Böyle böyle verirdik. Ya yani en azından bir mantığı vardı. Mesela şimdi mama yiyen çocuklar var mesela... ...büyüyorlar, alerji oluyorlar. Neden? Çünkü mamanın içerisinde bir sürü katkı maddesi var. Ama böyle bir yapaylık geliş. Mesela bazı annenin sütü olmayabiliyor. Evet. Hani sütsüz ana olmaz. Yanlış emzirme vardır ama bazen hastalık olur bilmem ne olur. Oluyor. Olmadı yok. Kemoterapi alıyor bir şey oluyor. Yani ben mamaya her zaman karşıyımdır bunu bilin. Hı hı. Bir şey size söyleyeyim mi? En iyi mama esasında taranıdır esasında baktığınız zaman. Ee, ama işte biz çocuklara mesela normal süt vermiyoruz. Tamam bazen insan diyor ilk bir yaşta süt, inek sütü şeker hastalığı arttırıyor. Doğru. alerjisini arttırıyor. Biz ne öneriyoruz mesela? Keçi sütü. Öneriyorum ben. Deve sütü öneriyoruz. Ona daha az alerjendir. İçine de biraz pirinç unu, nişasta koydurtturuyordum. Ve verdiriyorduk mesela. Bunlar vardı. Ama şimdi insanlar ana sütü vermeyip mama veren var. Bu normal bir davranış değil. Yani anne sütü olmadığı için. Tamam da mama ya yani mamaya veriyorsun. gerek yok yani. Mamamız var bizim. Yani bizim Türk kültürü mama içinde zaten. Mesela çocuklar refli oluyor. Ben ne diyor, ne yapalım hocam diyorlar diyorum ki mamanın içine biraz şey koyun, sütün içine biraz şey koyun mesela nişasta koyun, pirinç unu koyun, o biraz katılaştırır ve reflüyü önler. Mesela çok reflü oluyor çocuklarda. Mesela reflü içinde biz pirinç unu ve nişasta kullanırdık. Hemen şimdi reflü ilacı veriliyor. Ya küçük hmm. çocuk daha da ni reflü ilacı daha yani. Nasıl ya, anlarız çocuğumuzun reflü Çocuk reflü onun? olunca özellikle geceleri öksürerek kalkar. Yatırıyorsun ya. Ve normalde çocuklara süt ağzına gelir. <laughs> Ama bir defa gelir, üç defa gelir. Sürekli ağzına geliyorsa, burnundan geliyorsa ve öksürüyorsa reflüsü var demektir. Reflü astım da yapıyor. Reflü büyüme gelişme geriliği yapar. Bir de reflü e, ağzın şeklini bozar ve dişleri çürütür. Reflü baş belası. Peki neden reflü oluyor diyorsun çocuklar? Çünkü çocuklar çok alerjene maruz kaldığı için ee, mesela ben şimdi çocuklara bakıyorum endoskopilerde bakıyoruz hep e, yemek borusu ve midesinde alerji var yani mide alerjisi olmuşlar çocuklar neden gıda, saçma abi. sapan gıda oldukları için ha, mide alerjisi oluyor mu oluyor yemek borusu alerji, biz ona eosinofilik gastroenterit diyoruz ha, tabii konuştun mu konuşuyoruz da gerek yok yani demek ki reflü nereden bileceğiz çocuğun ağzına sık sık gelmesi burnundan gelmesi bile öksürmesi peki o süt nereye kaçıyor ya da yiyecekte akciğerine kaçıyor bir süre sonra da akciğer amfişe olurlar kova olurlar. Hani o erişkinlerde hava yetmez oluyor ya boruyla geziyorsun. Aynı ona dönüşür. Hiçbir şekilde evet. tütün ürünü kullanmadığı halde kova olabilir. Koa olursun. Evet. evet. Peki büyükler için mesela reflü önleme yolları nelerdir? Şimdi reflü toplumda <laughs> çok arttı. Yani reflü nasıl bulgu veriyor biliyorsunuz. Yemekten sonra şurada bir yanma hissi olur. Sabahleyin kalktığın zaman sanki bir şey birliği yutmuşsun gibi burada. Böyle bir şey gelir gider. Ağzına ekşi su gelir ama en rahatsız şey Aynı kalp ağrısı gibi göğüste baskı olur. Hatta birçok insan reflü olduğu için anjiyo yaptırıyor yanlışlıkla. Çünkü sürekli burada bir baskı hissi oluşuyor. Hı hı. Hatta bazen terleme bile yapıyor. Çünkü yemek borusunda spazm da yapar. reflü. Reflü ne demek? Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması demek. Ağır yemeklerden sonra hepimizde olur. Biraz geğirtiyle beraber gelir ama hiçbir şey yemiyor adam. Sabah kahvaltı etmiş hocam diyor benim hep ağzımda bir acısı var. Peki o nereye kaçıyor daha sonra? O da yemek borusundan. Akciğere kaçıyor. Baş belası. Kulağa kaçıyor. Orta kulak iltihabı. Mesela orta kulak iltihabı da e, çok e, yapar. Mesela bebeklerin emzirme pozisyonu da önemli. olduğu Çünkü bebekleri şöyle biraz aşağı doğru emzirin. Yatay emzirirseniz süt ortak olarak kaçar ve çocuk hep ortak iltihabı olur. Ortak kulak iltihabı olan çocukların iki tane özelliği var. Ya anaları kötü emziriyordur ya da kreşe gidiyordur. Şey midir hocam böyle 45 derecelik bu açıyı evet, Evet. Evet. bravo. 45-50 derece. Bazı anneler böyle dümdüz emziriyor. E şöyle, değil, şöyle, şöyle değil. şöyle, Bebek şu, şöyle olacak bebeğimiz. Şöyle. Bunu da bebek yaptık ya. Yani şöyle. Şuradan. <laughs> Oytun Hoca e, emzi, şey, emzirme e, hemşiresi oldu diye. Yani bu çok önemli. Bütün Aa, önemli bir de bilgi? Bu? memenin başına başını çocuğun e, ağzına koymalıyız ucunu değil çünkü ucunu koyarsanız ısırır ve bebeğiniz e, memeniz mastit olur iltihap olur şişer bütün memeyi vermek bir de altından biraz desteklemek hı hı. sevgi şefkat çünkü sevdikçe süt ağzına fışkırır biliyorsun prolaktin oksitosin sevdikçe hatta analar çocukların sesini duyunca süt geliyor sevgi bu kadar önemli aynen öyle mesela çocuk ağlıyor oradan çocuğunun sesini bir duyar hemen süt gelir onun için ana olmak başka bir şeydir herkes Doğru ana musun? olamaz. Ana için Anadolu'luk gerekir. Çünkü analık anneanneden öğrenilmiş bir şeydir. Yani Doğru. anneanne sana öğretmiştir analığı. Mesela düşünsene bir anneanne var. Hiç alakası yok analıkla sen de bilmezsin. Kim bilmez? Yani anneannesi kötü olan birinin kızı da Analığı bilmez. Ha. Analık ana soyundan alınan bir şey. Ama A niye ben mesela böyle bir böyle bir kadın tanıyorum mesela annesi gerçekten zor ve böyle bencil kendini düşünen evet. bir anne ama o çocuklarına tam bir anne oldu. Demek ki teyzesinden öğrenmiş. Ha birini örnek almış oluyor. Örnek almış, öğrenmiş de. Analık genetik değil, irsi değil analık. Analık öğrenilir. Ha peki insanlar refle olunca ne yapsınlar? Evet. Refle olunca en güzel yapılacak şey bir en iyi gelen şey reflüye bir kere mesela domates gibi şeyler yemeyecekler. Nane gibi şeyler, yağlı şeyler reflü yapıyor. Hı hı. Kabuklu şeyler yemeyecekler. Biliyorsunuz reflüyü e, en iyi kesen şey kudret narı. Hakikaten kesiyor. Kudret narını zeytinyağı koyuyorsun, bekletiyorsun. Sabahları bir kaşık alını kesiyor. Benim annem hep yapar bunu. kudret narı çalışıyor. Hep bir de hatta biz antasit veriyoruz ne yazık ki sabah proton pompa inhibitörleri veriyoruz ama onu yemiyor. Ama yerine en iyi kudret narı kudret değil kudret mi? Kudret narı abi iyi geliyor. Ben kime verdiysem kesmiştir. Çok doğru. Annemin yıllardan beri ilacıdır kudret narı. Demek ki biraz miden ağrısın bir şey olsun hemen. Evet, evet. Bir de hazmı da çok iyi kolaylaştıran şey de tabii ki zencefil. Özellikle yaş zencefil hem bağırsak problemlerini hem de peristaltizmi arttırıyor. Çok iyi geliyor buna. Şimdi sevgiden bahsettiniz ya çocuk bile ağladığı zaman anne çocuğun sesini duyduğu zaman e, sütü artıyor. İnsanın sevgisiz kaldığı zaman zannediyorum ki hastalıkları da çoğalıyor. Kesinlikle. Değil mi? Sevgili Nur insanın en önemli şeyi sevgi alması. Ve bir insanın bir insana verebileceği en önemli şey de sevgi. Sevgi almazsan ölüyorsun, soluyorsun. Onun için seni birileri sevmeli. Şimdi sen bu programı neden yapıyorsun? insana sana yazıyor Whatsapp'tan, Instagram'dan işte. Nur Hanım seni seviyoruz. Sen bundan besleniyorsun. Seni sevenler halk besliyor seni. Anladın mı? Onun için bizi de öyle. Yolda görüyor hocam diyor seni dinledik diyor. Hocam bir basur var bende ilaç yazar mısın diyor. <laughs> Yazı veriyoruz. Ne yapıyor seni besliyor bu sevgi. Anamız bizi seviyor, babamız seviyor, sevgilimiz. O zaman ne kadar çok seveniniz varsa o kadar çok ne olursunuz? Hasta olmuyorsunuz. Bakın yapılan çalışmalarda sevgisiz büyüyen insanların daha çok kanser olduğu, daha çok depresyon olduğu, daha çok saçının döküldüğü, daha çok damar sertliği olduğu biliniyor. Ya boşanan erkekler ölüyor ya. ya boşanmasınlar o zaman. Abi boşanıyor işte. Aldatmasınlar o ya zaman. Olur şimdi erkeklik bu. Şimdi bazen olabiliyor öyle şeyler. Hocam. Ya bazen olur. Fazla şey etmemek lazım bu konuda. Ya Yapmayın, şunu öyle söylemeyin. söyleme. Ya. ya haklısınız da şunu söylemek istiyorum. Hakikaten erkekler mesela boşandıktan sonra çok fazla damar sertliğine yatkınlık oluşuyor. Çok ani ölen var evde. Bir şey sana söyleyeyim mi? Benim en korktuğum insan tipi ne biliyor musun? Karısından boşanmış, pişman olmuş, sigara içiyor, şişman, horlaması var. Ben ne diyorum biliyor musun? Abi sen ölürsün diyorum. Yüzüne. Çünkü evet ama çok risk faktörü var. Karısından boşanmış, sigara içiyor, şişman ve boynu kısa. Horluyor. Bunlar gece ani kardiyak ölüm olurlar. Sabah beşte ölür kaldığı yerde. E bir de boşanmış evde kimse yok. Evde kokarsın. Onun için siz, siz olun. Bak buradan söylüyorum. Hanımı boşamayın. <laughs> evde kokarsın ne evet, ya? Evet abi öyle. Acı gerçekler bunlar. Ya, tabii aile çok önemli bir faktör bence. Çok önemli yani insanın... değil ya. Aile her şey kızım ya. Bak bu Türk toplumunu ayakta tutan şey aile. Doğru. Avrupa çökmüştür. Amerika çökmüştür. Aile çok önemli. Neden? Aile kavramı. Eskiden büyük aileler daha iyiydi. Anneanne, dede. Şimdi önce o aynı o anne dediği çıkardık aileden. Çünkü büyük ailelerde daha çok şey paylaşıyorsun. Onun için aile çok önemli bir kavram. Onun için ailenin, mutlaka aile kurun. Ailen onaylamadığı kişiyle aile, evlenmek doğru mu? Aile kurmak ister misin? Kurdum iki kere. Şimdi ben bunu geçen program anlattım. Hani bu üçüncü konusunda... Siz dediniz ya bana. Ne dediniz? Sen artık evlenme zaten. Acaba doktor kontrolünden bir aile kursak? Sonra bir sürprizim var. Şimdi insanlar bazı teklifler yapıyor Nur. Havada yapıyor, karada yapıyor. Biliyorsun değil mi bunu? Evet. Ama simple is best derslerler. Türkçesi ne En basit teklif en iyi tekliftir. Şimdi ben sana bir dostluk teklif ediyorum. Ama gerisi sana kalmış diyorum ve tabii ki hemen şuradan çıkarayım şöyle Nurcum hazır mısın <laughs> Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum ya? Yani? <laughs> Parmakaz getirir misiniz? Ne bu? Dostluk. Dostluk nişanesi. Efendim şu takıyorum. <laughs> Hayırlı olsun. Ne bu? Ya dostluğumuzun <laughs> nişanesi efem yani sizde kalsın. Eee <laughs> Doktor kontrolünde bir isterseniz yönlendirelim. Çünkü sizde risk faktörü çok fazla. Ne gibi? İlk iki evlilikte düşükler meydana gelmiş. Yani evlilik düşmüş. Evet. Bunu doktor kontrolünde yapalım bence ve bu dostluğumuzun doktor nişanesi. Doktor kontrolünde olunca düşmeme garantisi mi e bir oluyor? E bakalım. Bu düşerse yapacak bir şey yok ki artık yani artık. Bu ne? Evlilik teklifi mi? <laughs> Hayır değil. Dostluk teklifi. Peki. <laughs> Buyurun efendim devam edelim. Klasik Oytun <laughs> Erbaş. Peki. <laughs> Evlilik aşkı öldürür mü? <laughs> Kendi kendimiz... <laughs> evlilik aşkı öldürür mü? <laughs> Sinir geldi bana. Evlilik... evlilik aşkı öldürmez efendim. Evlilik aşkı canlandırır. Ama burada en önemli şey ne? Çiftlerin bu işi öğrenmesi lazım. Nasıl yani? Evlilikten sonra birbirlerine en önemli şey neydi? Sevgiyi ve saygıyı vermeleri gerekiyor. Yani geçen programda da şunu anlatmıştım. Eğer adam eve gelip kumandayı alıp hanımla ilgilenmezse o evlilik biter. İki, Hanım adamla ilgilenmezse her şey niye bağ bakıyor? Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. İlgileneceksin abicim. Bir insan en önemli şey neydi? Sevgi, sevgi, sevgi. Sen eve geldiğin zaman bir adama sevgi vermezsen. Adam da karısına sevgi vermezse. Ben bakıyorum mesela bazı anlatıyorlar. Yok şöyle yok mu? Sevgi kardeşim, sevgi sarılacaksın. Sarılacaksın. En önemli şey sevgi gösterilmek ister. Ben seni seviyorum. Hadi oradan. Whatsapp'tan ben seni seviyorum geç onları. Sevgi emek ister. Başında bekleyeceksin. Hasta olunca ne yapacaksın? Sirkeli suyu başına koyacaksın. Ayağını ovulacaksın. Sarılacaksın. Saçını keseceksin. Makyajını bazen sen yap vereceksin. Öyle sevgi olur. Tamam. Ama böyle saçını süpürge ettiğinde de e, sana yani bu kadar emek harcadığında da sana ee, yanlış yapabiliyor. Hayır. Sen yapıyorum. de ondan bekleyeceksin. Diyeceksin bak ben sana bir şeyler yapıyorum. Anlatacaksın bunu. Bakacaksın sevgi karşılıklı. Önce oturup konuşacaksın. Bak Nur. Sevgi karşılıklı. Ben sana bir adım attım bugün. Sen de bana bir adım atacaksın. Ben sana bir geleceğim. Sen bana iki geleceksin. Bazen de sen bana bir geleceksin. Ben sana beş geleceğim. Öyle bire bir değil. Bazen ben kadınlar görüyorum. Sen bir yapma. Öyle bir şey olamaz. Sevgi Sarılmaktır, sevgi, ilgidir, tamam? Ha hiç ilgilenme, ilgilenme ayda bir çiçek al. Ha, böyle sevgim olur. Peki ilgi kaybı ilişkilerde büyük bir sorun mu? Tabii ki sorun. İlgi kaybı tabii ki olur. Asla ilk günkü gibi olmaz. Cep telefonu alıyorsun, ilk gün böyle bebekler gibi, üçüncü gün yerlere sürünüyor, yeğenine veriyorsun. Bunun ömrü var mı peki? Var tabii. Esasında yok. Var mı, sevgi yok mu? var esasında, ilgi kaybı olur. Ha. 6 ay, 1 yıl içinde. Mesela en riskli dönem evlilikte 1 yıldır. Yani şeyin kaybolur ilgin. Ama şunu bilecek beynin. Ha, biraz ara verirsin, hafta sonları başka işler yaparsın, balık tutmaya git. Bir evliliğin sürmesi için iki tarafında hobiler olması lazım. Hobi ne? Biri komşuya gitsin, dedikodu yapsın, biri kahveye gitsin o da olur. Ama ara sıra ayrılacaklar, birbirlerini ne yapacaklar? Özleyecekler. Ama her eve girdiğinde sarılacaksınız Kapıyı çaldın mı? Hanım açtı mı? Diyeceksin ki, ben seni çok seviyorum. O da sana sallayacak. Bey ben de seni çok seviyorum diyecek. Ne getirdin bugün diyecek. Diyeceksin ki sen param buna yetti. Bir karpuz salladım geldim. Bir adam bir eve bir şey sallayıp gelmiyorsa o evlilik yürümez. Sallayıp gelecek bir şey. İster ekmek ister kuru bir tane somun bilmem ne. Yani. Kuru şey olur ya peksimet ekmek kuru ekmek o da olur. O da diyecek ki iyi ki varsın bize getirdiğin için. Eskiden ee, şeyin. E, kitapları vardı Osmanlı'nın kitapları yazarmış orada ben hepsine baktım bir kadın bir erkeğe nasıl davranmalı erkek kadına nasıl davranmalı diye çünkü bunlar görgü kuralıydı ama şimdi onlar kalmadı neden kalmadı biliyor musun feminist akımlar sen kadınsın e, sen e, işte e, erkeğe şunu 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 yapmamalısın çocuğa hayır bir kadın evi toplayandır çocuğuna bakandır. Bunu kadın düşünebilir. Adamının da kulağını çekendir bazı. Ne yapıyorsun lan deyip. Sen ne halt yiyorsun orada burada? E kulağını çekip eve sokacaksın. İşte hayır onun hayatı ben, benim kıymetim bilmek. O zaman hep boşanma olur. İşte İstanbul'da boşanma yüzde elli bazı semtlerde. Ne oluyor o boşanmalarda? Ne çıkıyor o boşanmalardan? Sahip çocuklar çıkıyor. Aile birliğinin bozulması çıkıyor. Ne çıkıyor? Zina çıkıyor. Terbiyesizlik çıkıyor. Peki. Neyi ee... duygulandırdın şimdi. Öyle mi? Ne yüzük de taktık artık. <laughs> artık sen benim namusumsun. Bittik anlıyorsun. Ya hocam ne <laughs> ne yapayım ya şimdi? Tabii <laughs> tabii. Allah, Allah Allah. Çok zarifsiniz. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten. Ee... Ha istemiyorsan başına takarım. O kadar basit mi? <laughs> abi ben ne yapayım şimdi ya? Ben, e, e, ben Tehdide hiç ben, gelemem. Abi elim... De... Tehdide hiç İlk gelemem. İlk günden bu evlilik biter mi ya? <laughs> Tehdide hiç gelemem. Bak bu bak o yüzüğe sahip çık. Gözünü seveyim. Yüzüğe sahip çıkmak nasıl olur? E, yüzüğe sahip çıkmak sen benden daha iyi biliyorsun. Şimdi ben kadın mıyım? Ama o siz e -tavsiyeler sen de bana tak ben yapayım mı? bari. Hayır yani. tavsiyeler veriyorsunuz <laughs> sahip erkeklere. Şu. Şimdi yüzük şöyle bizim. Bütün dünyada şöyle. Bir bağ kuruyorsun aranda. onda da bir nişane yapıyorsun. Ya bu şu demek yani. Yani biz saygı sevgi ortamı kuralım. Peki niye kadınlar takar yüzük? Erkek niye takmaz? Tak. E takmıyor. Taksın söyle. Ta sakın. Ha takın. Ha, Niye ha, yüzük takmıyorsunuz takmıyor. erkekler? Taktıramıyorsan o da senin sorunun. Evet. Hayır her sorunu kadına Hayır ki sen bunu takıyor musun takmıyor musun dersen o iş biter. Nasıl diyelim? Hani tehdide girer. Diyeceksin ki bak ben seni seviyorum bunu takıyorum. Seni de takmanı istiyorum. Alerji yapıyor diyor. Ha, o zaman alerji olmayandan takacağız diyeceksin. <laughs> Ama nasıl söyleyeceksin? tatlı dille söyleyeceksin. Şimdi kadınlar şöyle yapıyor mesela bazen. O yüzük takılacak. Adamın da testosteronu bir artıyor takılmayacak ulan diyor. Bununla bir yere gidemeyiz. Tamam. Burada ne çıkar? Dövüş çıkar, boşanma çıkar. Peki adam şunu diyor mesela. Hayatım bizim yüzük, yüzük takmamıza gerek yok. Biz gönülden birbirimize bağlıyız. Geç onu diyeceksin. Hikaye okuma bana. Takacaksın. O yüzük takar. Çünkü o, biz o, o bir nişane. Neden evliliklerde imza atıyoruz? Ve bir akit yapıyoruz değil mi? Bir akit ne demek? ya büyük bir akit hatta boşanmak için şeye gidiyorsun, değil mi? Mahkemeye gidiyorsun. O akit varsa, o bir anlaşma artık. Bak evlilik bir anlaşmadır. Bir ya anlaşma da. yapıyorsun. O ne biliyorsun? Hayat birliği anlaşması. Peki ürünleri ne? Çocuklar. Çocuklar neyi sağlıyor? Bu devletin bekasını sağlıyor. Geleceğini sağlıyor çocuklar. Ve siz onları yetiştiriyorsunuz. Anne baba Tabii. ne diyorsun? Mesela eski ne derlerdi? Vatana millete hayırlı bir evlat olsun. Hep Doğru. bu denmiyor mu? Çocuk doğuyordu hala diyoruz vatana millete hayırlı. Çünkü vatan, millet onlar. E sen şimdi aile birliği kurmazsam vatan millet olur mu? Olmaz. Onun için Türkiye'nin ve bütün devletlerin bekası sizin doğuracağınız evlilik içi yapılan aileyle büyüyen çocuklar olacaktır. Biz varız neden Oytun baş oldu? Bir anası var, bir babası var, bir ailesi var, bir dedesi var. Öyle Oytun baş oldu. Biz hani derler ya şeyden çıkmadık diye. Aa, o olur. doğru Tamam. Mesela bana soruyorlar ya hocam bu böyle oldu, bu böyle oldu. Bu çocuk ne olacak? Yani ne olacak diyorum sence? E ben işte biz işte belli etmemeye çalışıyor. Ya bunları geçin abi bir çocuk anasının babasının ayrı olduğunu bilir. Anlar. Anne babasının mutsuz olduğunu da anlar. Çünkü bebekler ve çocuklar hepimiz yüz okuma ustasıyız. Tamam. Ben seni şuradan bakıyorum. Rol yaptığını, nasıl dinlediğini gözlerinden biliyorum ben seni. Sen de her şeyi biliyorsun. O çocuk da biliyor. Onun için çocuğa rol yapılmaz. Bu sefer çocuk sevgisi büyüyünce tabii ki sen diyorsun ki e, bağışıklığı ne olacak? Kötü. Beyni kötü kası kötü, dişi öğrenmesi kötü, kötü, öğrenmesi yok. kötü. Sevgi yok çünkü. Yani her şey sevmekle başlıyor. Evet, tabii ki ya başlamıyor. Onunla başlıyor, onunla bitiyor, onunla devam ediyor, onunla sürdürülüyor. Her şey öyle hayatta. Ya ben işimi sevmesem başarılı olabilir miyim? Olamazsınız. Sen çayı sevmesen çay içer misin hiç? Bize şöyle bir şey var. Ben çayı sevmiyorum ama zorla içiyorum. Sen böyle bir insan gördün mü? Her yok şey sevgiyle oluyor. Evet. Bugün aslında ne kadar hayatın içinden ve çok kıymetli bilgiler verdiniz, bizi şaşırttığınız anlar oldu. Bu dostluğun temeli için çok teşekkür ediyoruz size. Siz bizim için çok kıymetlisiniz. Ee, gerçekten profesör doktor Oytun Erbaş deyince e, sadece sistemik hastalık dedim program başında bana kızdı. Sadece hastalıklarımıza dermanı olan değil, aslında ruhumuza iyi gelecek tavsiyelerde de bulunan, evet. bizi çok iyi anlayan, çok kıymetli bir doktor. Ama hayat böyle. Yani biz doktor olarak da böyle. Biz sadece doktor olarak hani kan şekerini düşüren ya da tansiyon düşüren adam değiliz ki biz. Biz esasında eskiden hekim kavramı vardı. Biz hekimiz ya. Biz insanlara yol gösteren, onları kendimizde örnekler veren. Yani biz esasında bir nevi toplumda şeyiz. Biz koca karının bir benzeriyiz. Koca kar da böyle der. Mesela koca kar neydi? 95 yaşında, deneyimli. Şuna derdin ki bizim kız şununla evlensin mi? hiç evlenmesin. Olmaz o iş derdi. Neden? Deneyim. O zaman gerçekten ailenin olmaz evet. dediği insanla evlenmemek gerekiyor. Olmaz. Biz de mesela diyoruz ki hocam ben şunu yiyeyim mi yemediyorum ben ya da ye diyorum. Neden deneyimlerimizden bir şey çıkarıyoruz? Onun için aileniz onayı vermiyorsa onunla evlenmeyin çünkü aileniz sizi sizden daha iyi tanıyordur. Doğru. Ananızın lafını, babanızın lafını dinleyin. Peki başka son bir özet yaparsak sevgili seyircilerimize. Genç, yaşlı, kadın, erkek, çoluk çocuk herkes için. Şimdi genç... sağlıklı olmanın temeli için mutlaka şunu yapın diyeceğiniz ne var? Sağlıklı olmanın en büyük temeli şu. Şimdi hep konuşuyorsunuz bunu. Bir kere çeşitli yemek lazım. Tek tip beslenmeyin. Çünkü yapılan çalışmalar çeşitli yiyen insan daha uzun yaşıyor. Yani brokoli de yiyeceksin, marul da yiyeceksin, pancar da yiyeceksin, kara lahana da yiyeceksin. Et de yiyeceksin, süt de yiyeceksin, ceviz de yiyeceksin ve ben şunu biliyorum. Uzun yaşayan insanlar özel bir diyet yapmadı. Nasıl yaşadılar biliyor musun? Kendi yani doğal yaşadılar kendiliğinden. Patatesi kızarttılar bazen haşladılar her gün patates kızartması yenir mi? Yenir mi sence bu lafa? E, çeşitlendirin dedik ya. Hiçbir şey her gün. Evet. E, peynir yiyeyim mi? Ya kardeşim. E süt içeyim mi? Iç kardeşim. Şimdi bir şey yapayım. E gluten öyle. Kazeyim böyle. Ya gözünü seveyim ya. Böyle saçmak da olabilir mi? Mesela su. Tabii ki günde beş bardak, altı bardak içirmeli. E yazın çok terlemişin. Bir, bir buçuk litre içersin. Ama mutlaka su içersin. Mesela hocam ayran içeyim mi? Tabii iç. Ama evde yaptığın güzel bir yoğurtla iç o beklemiş ayranların ne oldu belli değil o kapkacaktaki. Son yıllarda bir önemli bir şey söyleyeyim. İnsanların yapılan otopsi çalışmalarında beyinde en çok çıkan ne biliyor musun? Ne? Plastik. Ne? Plastik. <laughs> plastik beyin. Bu insan kafası plastik doldu çöplük gibi. Ondan sonra diyoruz ki işte suç arttı. işte sevgisizlik arttı. E, her yer plastik. Kalpler plastik. Nereye gidiyor o alttığın poşetler senin? Nereye gidiyor o, su içiyorsun plastiğin içinde? Beyni, ya geçen de arkadaş çalışma yapmış prostatta plastik birikiyor. Ha bu aynı. Ondan sonra diyoruz ki sperm sayısı neden azaldı? Günaydın. Yani nerede birikti? Billurlarda birikti. Yumurtalıklarda birikti. E sen bu kadar endüstriyel yaşarsan onun için tekrar özümüze dönmek. Örf ve adetimize dönmek. Mesela bir çocuk, bir çocuk anasına, babasına, dedesine saygı göstermelidir. Yüzde yüz. Bizim yeni nesil böyle. A, öyle olur o. Evet. Eğer bacak bacak üstüne atmaya devam ediyorsa Dedesinin elini öpmüyorsa Namazını hiç kılmayanlar var Cenaze namazını Bu böyle olmaz O zaman evet. neyi kaybederiz Toplumu da kaybederiz bilimi de kaybederiz ilimi de irfan da kaybederiz Evet. O zaman şöyle noktalayalım İlim irfan aradım kıldım talep Hı. İlim irfan geride kaldı ha. İlla edep illa edep Sizi çok seviyoruz Bundan sonra şeyleri beraber keseceğiz neyi hocam? Şu elbiselerin bize batan etiket kısım var <laughs> ben makası aldım. İyi ki varsınız. Ben Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.